Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kırmızı kadife pasta yapacağız. Pasta tariflerini biraz boşladım biliyorum ama bu video ile birlikte gönlünüzü alacağım çünkü bomba gibi bir tarif geliyor. Bu pastanın içi kıpkırmızı oluyor. Dokusu kadife gibi yumuşacık oluyor. Benim şu son zamanlardaki en favori pastalarımdan biri. Kime servis ettiysem herkes bayıldı. Malzemeleri biraz fazla pasta yaptığımız için ondan gelin ilk önce hemen malzemelere göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Kek için 1 çay kaşığı vanilya özütü, 250 gram kek unu, 1 su bardağı süt kullanıyorum, yarım limonun suyunu kullanıyorum, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı kakao, 110 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 çay kaşığı karbonat, 2 tane yumurta ve kırmızı gıda boyası kullanacağım. Kreması için de 220 gram krem peynir kullanıyorum. İsterseniz labne de kullanabilirsiniz ama labne kullanırsanız mutlaka iyice süzdüğünüze emin olun. 4 su bardağı pudra şekeri kullanıyorum. Biraz şekerli bir krema oluyor. Ve de 4 yemek kaşığı yine oda sıcaklığında tereyağı kullanacağım. Biraz da vanilya özütü ekleyeceğim. En son süslemek için de biraz üzeri için frambuaz ayırdım. Biraz frambuazla süsleyeceğim. Şimdi kekimizi yaparak başlayalım. Ben bugün bir ayaklı mikser kullanıyorum çünkü işimi çok kolaylaştırıyor. Ama isterseniz el mikseriyle de yapabilirsiniz. Şurada tereyağım vardı. 110 gram tereyağım vardı oda sıcaklığında. Onu mikserimin içine alıyorum. Ve güzel bir krema haline gelene kadar çırpıyorum. Krema haline gelen tereyağımı şimdi de şekere ekliyorum. Ve güzelce karışıncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika şekerle birlikte çırpmaya devam ediyorum. Şekerimle tereyağım tamam. Şimdi yumurtaları ekleyeceğim ama onu eklemeden önce şurada 1 su bardağı oda sıcaklığında sütümüz vardı. Bunun içine limon suyunu döküyorum. Bu yaptığımız şeyle buttermilk denilen bir şey yaratıyoruz. Bu kekinizin çok daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Ve onu bir 5 dakika kenarda etkileşime geçmesi için bekletiyoruz. Ona birazdan sıra gelecek çünkü. Şimdi ben şekerimle tereyağıma 2 tane yumurtamı da ekliyorum. Ve yine her şey karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalar da karıştıktan sonra sıra geldi vanilya özütüne. Eğer evinizde nasıl yapılır öğrenmek isterseniz videosu kanalımda var. Linkini bu videoya da ekleyeceğim. Ama isterseniz vanilini de kullanabilirsiniz. Tekrar çırpmaya devam. Vanilya özütüm de güzelce karıştı. Şimdi gelelim kalan malzemeleri eklemeye. Bunun için önceden bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Şurada limonlu sütüm var. Onun içine gıda boyasını ekliyorum. Kekimiz kırmızı rengini gıda boyasından alacak. Şöyle. Bunu eklerken yavaş yavaş ekleyin. İstediğiniz renge geldiği zaman görün. Mesela şu an benimki hala biraz... Yok, oldu. Güzel bir kırmızı oldu şu anda. Biraz pembe gibi geldi. Aslında şu anda tam istediğim güzel kadifemsi bir kırmızı rengi oldu. Bu tamam. Gıda boyasını kaldıralım. Gıda boyasına da dikkat edin. Aman elinize gelmesin. Çıkması biraz zor oluyor. Şurada da unum vardı. Kek unu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok daha yumuşak bir dokusu oluyor kekinizin, pardon. Onun içine de kakao ekliyorum. Ve de onu da bir kaşıkla şöyle karıştırıyorum. Şimdi bu iki karışımı da kekime ekleyeceğim. Onu eklerken de daha güzel ve homojen bir şekilde karışması için şunu şöyle alayım. Yarım yarım ekleyeceğim. Yani ilk önce şu buttermilk'in yarısını ekliyorum. Kapağını da açayım. Ve de daha sonra kakaolu unlu karışımımın yarısını ekliyorum. Şimdi bunları bir çırpacağım yaklaşık 2-3 dakika. Artık bundan sonra düşük devirde çırpıyorum. Hep çok fazla da karışmasın, çok fazla da çırpmak istemiyorum. Düşük devirde bir 2 dakika çırpacağım. Ondan sonra geri kalanları ekleyeceğiz. İlk yarı tamam. Şimdi sütüm ve unun geri kalanını ekliyorum. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz güzel bir kırmızı oldu. Bayıldım ben. Bundan da şöyle koyalım. Ve yine düşük devirde karışıncaya kadar çırpmaya devam. Ondan sonra kekimiz pişmek için hazır olacak gibi. Ve artık mikserimizle işimiz bitti. Kekimizi de pişirmek için çok yaklaştık. Şöyle ilk önce mikserin ucunu biraz sıyırabildiğim kadar sıyırıyorum. Ve de kasemi önüme alıyorum. Şimdi burada kenarlarda biraz un görebilirsiniz. Onları da tekrar dahil etmek için şöyle spatulanızdan, kenarlardan da alarak, sıyırarak şöyle bir karıştırmanız yeterli olacaktır. Hemen dahil oldu bile. Şimdi gelelim artık son işleme. Bu biraz eğlenceli bir iş. Şurada bir elma sirkemiz vardı. Büyük ihtimalle malzemeleri sayarken bu neye yarayacak diye düşünmüşsünüzdür. İçine karbonatı döküyorum.
Döker dökmez bu hafif köpürmeye başlıyor. Bu köpürdüğünü gördüğüm anda da kekimin içine alıyorum. Ve de spatulamla birlikte karıştırarak sirkeyi de kekin içine yediriyorum. Sirkenin ölçüsü çok önemli. Bir yemek kaşığından fazla olursa, elinizden kaçarsa kekinizin tadını bozabilir. Ondan bir yemek kaşığı kullanmaya dikkat edin. Kekim pişmek için hazır. Şimdi onu kalıplara dökeceğim. Biliyorsunuz pasta yaptıktan sonra kekinizi ortadan ikiye kesersiniz ve arasını kremayla doldurursunuz. Bu pastayı ikiye kesmek yerine sizlerle çok kolay bir ipucu paylaşacağım. Aynı iki tane kelepçeli kek kalıbından aynı boyutta iki kek kalıbı olması önemli. Edinin pastanızın, kek hamurunuzun yarısını bir tanesinde, diğer yarısını da diğerinde pişirin. Böylece piştikten sonra aynı eşitlikte, aynı yükseklikte, eşit oranda iki tane pandispanyanız olur. Nasıl yağlıyoruz onu da size göstermek istiyorum. Şöyle içine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Ben bunu direkt elimle yapıyorum. Ancak bence öyle emin olabiliriz iyice yağlandığına. Ve de kalıbın altını ve de yanlarını elimle güzelce yağlıyorum. Daha sonra şurada benim yağlı kağıtlarım var. Ben bunları pasta tabanımın altına göre kestim. Çünkü çok muntazam olmasını seviyorum pastamın. Bunları da yine yağladığım için zaten çok kolay bir şekilde hemen yapışıyorlar. Şöyle elimle yapıştırıyorum. Elimde kalan yağ da biraz üzerine yine gezdiriyorum ki yine kağıdımı da kekimden çıkarmak iyice rahat olsun diye. Şimdi aynı işlemi diğer kalıba da uygulayacağım. Ondan sonra hazırladığım kek hamurunu iki kalıba eşit şekilde paylaştıracağım. Ben keklerimi yağladığım kek kalıplarına döktüm. Spatulamla üzerlerini iyice düzleştirdim. Ondan sonra onları 175 derecede önceden ısıttığım fırında yaklaşık 25 dakika pişirdim. Ve 1 saatte biraz soğumaları için bekledim. Daha sonra kek kalıbından çıkardım. Şu anda ikisi de önümde harika dümdüz gözüküyorlar. Ama kekiniz kabarabilir. Bazı yerleri daha tümsekli olabilir. O zaman bıçağınız yardımıyla da onu düzelterek dümdüz bir hale getirebilirsiniz. Dümdüz olması önemli çünkü süslerken hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Şimdi geldim kremayı yapmaya. Kremayı yapmak çok kolay. Yine ayaklı mikserimi kullanmaya devam ediyorum. İçine krem peynirimi atıyorum. Ve de tereyağımı atıyorum. İkisi güzelce karışıncaya kadar çırparak başlıyor. Tereyağı ile krem peyniri güzelce karıştı. Şimdi içine şöyle yarım çay kaşığı kadar vanilya özütü koyuyorum. O kremada da biraz vanilya lezzetini istiyorum. Ve de pudra şekerimi koyacağım. Ama pudra şekerimin hepsini aynı anda koymayacağım. Yaklaşık 3-4 postada ekleyeceğim hepsine. Ve düşük ayarda çırpmaya devam edeceğim. Ve pastamın kreması da hazır. Şöyle koyu kıvamlı, yoğun bir krem olmasını istiyoruz. Şimdi her şeyi süslemeye başlayacağız. İdil pasta tabağını ne yaptın diye soracak olursanız, üzerine şöyle 4 tane yağlı kağıdı şerit halinde kestim ve üzerine koydum. Bunun da sebebi tamamen şu, ben pastamı süslerken biraz dağıtabiliyorum. Pasta tabağım kirlenmesin, o dağınıklıklar yağlı kağıtta kalsın ve onları çekince temiz bir şekilde ortaya çıksın diye. Şimdi pandispanyaların bir tanesini alıyorum. Şu pişerken tabana gelen kısmı üste gelecek şekilde pasta tabağımın üzerine koyuyorum. Aynı eşitlikte. Üzerine bir kat krema koyacağım. Onu da şöyle bir spatula ile alıp bir tabanın üzerine koyuyorum. Bundan bir tane daha koyacağım. Daha sonra spatulamla birlikte eşit yükseklikte olacak şekilde her tarafına güzelce yayıyorum. Evet, ilk kat tamam. Şimdi üzerine diğer pandispanyamı koyacağım ama bunun da tabanı üste gelecek şekilde koyacağım. Böylece pastam daha güzel gözükecek. Bunu koyarken tam üst üste geldiğine emin olmaya çalışın. Aksi takdirde yanları süslerken biraz zorlanıyorsunuz. Şimdi ben bunun hem üzerine hem de yanlarını yine krema ile kaplayacağım. Aslında burada nasıl süsleyeceğiz tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ben genelde pasta süslerken şöyle süsleyeceğim diye işe başlıyorum. Sonra bitince bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Kafanıza göre takılın yani. Ben üzerini yanlarını kremaladıktan sonra devam edeceğiz. Kremamı pastamın her yerine güzelce sürdüm.
Artan kremamı da şöyle bir sıkma torbasına aldım. Ucuna da yıldız uç taktım. Onunla da şöyle kenarlarını süsleyeceğim. İnanılmaz gözüküyor. Artık bir an önce şu süsleme faslı bitsin ve yemek istiyorum. Ama süsledikten sonra bir 10 dakika buzdolabına atacağım. Bunun da sebebi üzerindeki kremanın iyice oturması. Ondan sonra bir dilimi kendime keseceğim ve nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Ben pastamı güzelce süsledim. Daha sonra üzerine frambuazlar koydum. Bir 10 dakikada buzdolabında her şeyin iyice oturması için beklettim. Harika gözüküyor. Gerçekten çok mutluyum şu anda bunu yiyeceğim için. Kendime de şöyle büyükçe bir dilim kestim. Bu pastadan küçük dilim yemek olmuyor. O kadar lezzetli oluyor ki. Baştan büyük diliminizi kesin. Şimdi hemen tatmak istiyorum. Heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Bakalım tadı nasıl olmuş. Çok mutluyum. Kadife gibi yumuşacık bir kek. O hazırladığımız krema, krem peynirli kremanın tadı o kadar güzel ki ve keke o kadar yakışmış ki size anlatamıyorum şu anda. Bunu denemeniz lazım. Hemen mutfağa girin ve lütfen benim için deneyin. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı da unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.